şu ulu toprakların, mübarek toprakların, kasabanın, Şehzaderen şehri Manisa'nın, yüce milletimizin ve devletimizin ve dahi temsil ettiğimiz makamın ve mevkiinin ve kulluğun gereğini yapmanın vakti artık. Bana sunulan belgede baktım. Artık inovasyonu konuşmayalım, inovasyonu yapalım diyor bir maddede. Allah da razı olsun. Sevgili dostlarım, başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz. Ey vatan, gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz dedik mülkiyeye girerken, mezun olurken. Rahli tedrisinden öyle geçtik hocalarımızın. Babamız, anamız bize hayırlı evlat ol dedi. Vatanı yücelt dedi. Gayret et dedi. Allah'ın güzel bir kulu ol dedi. Merhametli ol dedi. Çalış dedi, terle dedi, çabala dedi. Allah'ın izniyle ben anamın ve babamın evladı olmakla gurur duyuyorum. Bir öğretmenin çocuğu olmakla gurur duyuyorum. Kirazın ana vatanı, fındığın başkenti bir Giresunlu olarak onur duyuyorum. Bu memleketin kaymakamı olarak çalışmakla onur duyuyorum. Erdoğan Bektaş valimin emrinde kasaba kaymakamı olarak beni görevlendiren iradeye büyük hürmet ediyorum. İşte onun hakkını verme zamanı, zaman. Zaman hızlı geçiyor. Vakit hızlı geçiyor. Vatan hizmet bekliyor bizden. Tefrika beklemiyor. Birlik, beraberlik bekliyor. Kardeşlik iklimi bekliyor. Ortak aklı egemen kılmanın zamanı, zaman. O yüzden biz sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kabul buyurun, hürmet ediyoruz, kasabayı çok seviyoruz, Manisa'yı çok seviyoruz, mesleğimizi çok, aşımı, işimi, anamı, babamı, atamı, ecdadımı çok seviyorum. O yüzden de çalışıyorum, çabalıyorum, gayret ediyorum 25 yıldır Anadolu'nun değişik bölgelerinde. Gittiğim yerden oluyorum Hasan abi. Kürdüyle Kürt oluyorum, Türküyle Türk. Karapapa'yla Karapapak oluyorum. Kocaeli'yle Kocaeli oluyorum. Sakaryalı'yla Sakaryalı oluyorum. Yörüyle yörük oluyorum. Alevisiyle Alevi, Sünnisiyle Sünni. Ben bu memleketin evladıyım Doğan Bey. Bu memleket bize emanet. Yan yana olacağız, omuz omuza olacağız inşallah. Bilimimizi, bilgimizi inşallah memleketimizin hayrına tahvil edeceğiz. Muhabbetimizi hizmete tahvil edeceğiz diye yetiştik biz. Biz bugünlere öyle geldik. Temsil ettiğimiz sevgili Ercüment Bey, makamlar ve mevkiler o kadar kıymetli ki. Sevgili hocam, ne kadar güzel bir memleketteyiz değil mi? Muhteşem bir coğrafyadayız. Muhteşem bir coğrafya. Aşık değil mi sayın genel sekreterimiz bu vatana, bu memlekete? Aşık değil mi? Gözyaşı döküyoruz değil mi bu coğrafya için? Şehit analarımız boşuna ağlamaz. Gazilerimizle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Ama diyor ki Enver hocam, bilginin zekatını ver. Ey sayın dekanım, bilginin zekatını ver. Ey öğretmenim, ey öğretmenim, kutlu öğretmen ol, nurlu öğretmen ol. Bu memleket sana güveniyor, hayırlı evlatlar yetiştir. Sıddık insanlar yetiştir diyor Kıvanç hocam. Mübarek insanlar yetiştir diyor Ahmet hocam. Hayrettin hocam, başkanım, Faruk başkanım benim, sevgili dostlarım, canlarım. Önce biz aile olacağız, Mehmet hocam, aile aile. Kasabada kaybedecek zamanım var mı benim? Peygamber Efendimiz unutmayalım. İki günü aynı olan ziyandadır demiyor mu? Dün dünde kaldı demiyor mu? Yeni şeyler söylemek lazım gelir demiyor mu? Sayın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, Doçent Hoca. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Tahsin abi sizi çok seviyorum. Bende bir marifet yok. Güzellik sizde, görkem sizde. Siz muhteşemsiniz. Sayın sevgiler. Güzel olan sizsiniz. Güzel olan benim vatanım, memleketim. İşte ben de elimden geldiği kadar Şebnem Hanım gayret ediyorum. Erdoğan valimi takip ediyorum. Daha Kütahya'dan Şerif Yılmaz valinin emrinde çalışırken Manisa'yı takip ediyordum. Zafer Kalkınma Ajansı'nın gayretli çalışmalarını takip ediyordum Kenan hocam. Allah nasip etti. Bir sabah baktım ki Manisa Turgutlu kaymakamıyım. Sevgili Faruk başkanım, gözyaşı döktüm, gözyaşı. Enver hocam, vallahi billahi tallahi vitrin oynamıyorum. Basın mensubu abim çekiyor. Basın mensubu kardeşlerim burada. Doğan Bey, arabam olsun diye uğraşmıyorum. Evim olsun diye uğraşmıyorum ama bu vatanın boynu bükülmesin. Gözyaşı dökmesin analar. Suriye'nin başına gelen benim aziz vatanımın başına gelmesin. Benim cennet vatanımın yüzü gülsün. Toprağımın yüzü gülsün. Altın ovamın yüzü gülsün diye uğraşıyorum ben. Benden daha kıymetlisiniz. Bilgilisiniz, erdemlisiniz, faziletlisiniz, coşkulusunuz. Allah cümlenizden razı olsun. Öyle güzel bir aileyim ki ben. Öyle muhteşem bir aileyim ki. Çağırdığımda geliyor benim değerli öğretmenim.
Kalbinize bize yer verdiniz, gönlünüze bize yer verdiniz, sofranıza bize bir tabak koydunuz. Allah da sizden razı olsun. Ama vatan bizden hizmet bekliyor. Kasaba bizden hizmet bekliyor. Sanayi odasının belirlediği tarımda üstün bir kent olacağız, eğitimde üstün bir kent olacağız, sanayide üstün bir kent olacağız vizyonunu belirleyen bu güzel insan diyor ki, Nazmi Bey'den sonra yeni gelen kaymakamımız acaba herkesten önce mi kalkacak, herkesten sonra mı yatacak? Allah rızası için mi çalışacak? Nasıl bir insandır? Makam, mevki, şan, şöhret peşinde mi koşar? Memleketin gerçeğinin peşinde mi koşar? Her rengi kucaklar mı? Varisini bilir mi? Anasını, atasını bilir mi? Ecdadını bilir mi? Yedi eli ruhunu bilir mi diye merak eden sevgili Faruk Başkanım. Merak buyurmayın, ben sizi Allah rızası için sevmişim. Vatan aşkına, bayrak aşkına sevmişim. Her renginizi de sevmişim. Dün akşam buradaydım. Mazeret yok denilen Şaban Hoca'nın muhteşem performansını arkadaşlar izledim. Mazeret yok. Mazeret yok. Hava, iklim, su, birlik, beraberlik, üniversite, kaymakamlık, valimiz, bakanımız, bütçemiz, gelecek neslimiz sevgili Doğan Bey daha ne olsun? Gelin de beraber Allah rızası için bir şeyler üretelim. Güzel şeyler yapalım inşallah. Vatan bizden hizmet bekliyor inşallah. Bastığım toprakların kıymetini, kadrini biliyorum ben. Bastığım toprakların, yaşadığım coğrafyanın kıymetini, kadrini biliyorum. O yüzden organik tarım diyorum. O yüzden sevgili yavrularımızı iyi hazırlayalım geleceğe diyorum. Mehmet Hocam sorumluluğun ağır diyorum. Sorumluluğumuz ağır diyorum. Kaybedecek bir insan bile yok diyorum. Kaybedecek bizim değil bir günümüz, bir saatimiz, bir dakikamız bile yok diyorum değerli hanımefendi. Tahsin abim çağırdığında koşarak gidiyorum. Hasan abim çağırdığında koşarak gidiyorum. Hangini çağırdığınızda koşmadım. Gelin beni koşturun diyor. Koşalım. Uykumaya meraklı değilim ben. Gece 1'de, 2'de, 3'de Ercüment Bey çalışalım. Hocam çalışalım inşallah. Beraber olalım. Bismillah diyelim. Beraber olalım. Kurban olayım. Ben sizin gönlünüze talibim arkadaşlar. Faruk Başkan beni onurlandırmak için değerli hocalarım, değerli hanımefendiler bana moral vermek için, destek vermek için kaymakam kardeşine, mesai arkadaşına inşallah buradan vali olarak gidersin diyor ama vallahi Enver Hocam, billahi ve tavlahi. Nihal'in eşi, Mehmet Akif'in babası, Hüsamettin Turan'ın oğlu, Allah'ın kulu, vatanın hayırlı evladı olmanın ötesinde vallahi de muradım yok, billahi de muradım yok. Nasiptir o, nasiptir. Valilik nasiptir. Valilerimi seviyorum, Erdoğan Bektaş valimi seviyorum, Allah rızasını seviyorum. Gece gündüz demeden tuğlayı çalışan, kiremit çalışan, enerji sistemlerini çalışan, sanayi çalışan, tarımı çalışan, o güzel insanı, o değerli bürokratı seviyorum. Onun evinde çalışmak istiyorum, gayret etmek istiyorum. Ve size muhtacım ben. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Bürokratın desteğine ihtiyacım var. Birikiminize ihtiyacım var. Sevginize ihtiyacım var. Kardeşin ikiminize ihtiyacım var. Genel sekreterime, basın mensubu halime, kardeşlerime ihtiyacım var. İşin özü budur. Önce birbirimizi iyi tanımamız lazım. Davam bu arkadaşlar. Davanın insanıyım ben. Davan insanıyım, elhamdülillah. Öğretmen lisesinde okurken ben bu günleri sevgili hocalarım hayal dahi edemiyordum. Allah bana kaymakamlık nasip etti. Ey Uğur, o zaman sen de haddini bileceksin. O kaymakamlığını güzel yapacaksın inşallah. Herkesten çok çalışacaksın. Küsmek yok, darılmak yok, husumet yok, adalet yok, kin yok, düşmanlık yok, garez yok. Sevgi var, saygı var, muhabbet var, aşk var, şevk var. Turgay Başkanı o yüzden seviyor. Muhtarım o yüzden seviyorum. Gaziantep o yüzden seviyorum. Diyarbakır o yüzden seviyorum. O yüzden bugün makine sektörünü konuşacağız. Metal sektörünü konuşacağız. Kürsüye gireceksiniz. Duygularınızı söyleyeceksiniz. Düşüncelerinizi ifade edeceksiniz. Birikimlerinizi ortaya koyacaksınız. Ama bu salondan bismillah deyip girdiğimiz andan itibaren çıkınca bir şeyler değişsin. Değişsin, kurban olayım. Değişebilir. Şu kadar insan uçurur bu memleketi. Uçurur Allah'ın izniyle. Şu ulu toprakların, mübarek toprakların, kasabanın, Şehzadeler Şehri Manisa'nın, yüce milletimizin ve devletimizin ve dahi temsil ettiğimiz makamın ve mevkinin ve kulluğun gereğini yapmanın vakti artık. Bana sunulan belgede baktım. Artık inovasyonu konuşmayalım, inovasyonu yapalım diyor bir maddede. Allah da razı olsun. Sevgili dostlarım, başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz. Ey vatan, gözyaşların dinsin, yetiştik çünkü biz dedik mülkiyeye girerken, mezun olurken.
Rahli tedrisinden öyle geçtik hocalarımızın. Babamız, anamız bize hayırlı evlat ol dedi. Vatanı yücelt dedi. Gayret et dedi. Allah'ın güzel bir kulu ol dedi. Merhametli ol dedi. Çalış dedi, terle dedi, çabala dedi. Allah'ın izniyle ben anamın ve babamın evladı olmakla gurur duyuyorum. Bir öğretmenin çocuğu olmakla gurur duyuyorum. Kiraz'ın ana vatanı fındığın başkenti bir Giresunlu olarak onur duyuyorum. Bu memleketin kaymakamı olarak çalışmakla onur duyuyorum. Erdoğan Bektaş valimin emrinde kasaba kaymakamı olarak beni görevlendiren iradeye büyük hürmet ediyorum. İşte onun hakkını verme zamanı, zaman. Zaman hızlı geçiyor. Vakit hızlı geçiyor. Vatan hizmet bekliyor bizden. Tefrika beklemiyor. Birlik, beraberlik bekliyor. Kardeşi iklimi bekliyor. Ortak aklı egemen kılmanın zamanı, zaman. O yüzden biz sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kabul buyurun, hürmet ediyoruz. Kasabayı çok seviyoruz. Manisa'yı çok seviyoruz. Mesleğimizi çok. Aşımı, işimi, anamı, babamı, atamı, ecdadımı çok seviyorum. O yüzden de çalışıyorum, çabalıyorum, gayret ediyorum. 25 yıldır Anadolu'nun değişik bölgelerinde. Gittiğim yerden oluyorum Hasan abi. Kürdüyle Kürt oluyorum, Türküyle Türk. Karapapa'yla Karapapak oluyorum. Kocaeli'yle Kocaeli oluyorum. Sakaryalı'yla Sakaryalı oluyorum. Yörüyle Yörük oluyorum. Alevisiyle Alevi, Sünnisiyle Sünni. Ben bu memleketin evladıyım Doğan Bey. Bu memleket bize emanet. Yan yana olacağız, omuz omuza olacağız inşallah. Birikimimizi, bilgimizi inşallah memleketimizin hayrına tahvil edeceğiz. Muhabbetimizi hizmete tahvil edeceğiz diye yetiştik biz. Biz bugünlere öyle geldik. Temsil ettiğimiz sevgili Ercüment Bey, makamlar ve mevkiler o kadar kıymetli ki. Sevgili hocam, ne kadar güzel bir memleketteyiz değil mi? Muhteşem bir coğrafyadayız. Muhteşem bir coğrafya. Aşık değil mi sayın genel sekreterimiz bu vatana, bu memlekete? Aşık değil mi? Gözyaşı döküyoruz değil mi bu coğrafya için? Şehit analarımız boşuna ağlamasın. Gazilerimizle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Ama diyor ki Enver hocam, bilginin zekatını ver. Ey sayın dekanım, bilginin zekatını ver. Ey öğretmenim, ey öğretmenim, kutlu öğretmen ol, nurlu öğretmen ol. Bu memleket sana güveniyor, hayırlı evlatlar yetiştir. Sıddık insanlar yetiştir diyor Kıvanç hocam. Mübarek insanlar yetiştir diyor Ahmet hocam. Hayrettin hocam, başkanım, Faruk başkanım benim, sevgili dostlarım, canlarım. Önce biz aile olacağız. Mehmet hocam, aile aile. Kasabada kaybedecek zamanım var mı benim? Peygamber Efendimiz unutmayalım. İki günü aynı olan ziyandadır demiyor mu? Dün dünde kaldı demiyor mu? Yeni şeyler söylemek lazım gelir demiyor mu? Sayın Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, Doçent hocam. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Tahsin abi sizi çok seviyorum. Bende bir marifet yok. Güzellik sizde, görkem sizde. Siz muhteşemsiniz. Sayın sevgiler. Güzel olan sizsiniz. Güzel olan benim vatanım, memleketim. İşte ben de elimden geldiği kadar Şebnem Hanım gayret ediyorum. Erdoğan valimi takip ediyorum. Daha Kütahya'dan Şerif Yılmaz valinin emrinde çalışırken Manisa'yı takip ediyordum. Zafer Kalkınma Ajansı'nın gayretli çalışmalarını takip ediyordum Kenan Hocam. Allah nasip etti. Bir sabah baktım ki Manisa Turgutlu Kaymakamıyım. Sevgili Faruk Başkanım, gözyaşı döktüm, gözyaşı. Enver hocam, vallahi billahi tallahi vitrini oynamıyorum. Basın mensubu abim çekiyor. Basın mensubu kardeşlerim burada. Doğan Bey, arabam olsun diye uğraşmıyorum. Evim olsun diye uğraşmıyorum ama bu vatanın boynu bükülmesin. Gözyaşı dökmesin analar. Suriye'nin başına gelen benim aziz vatanımın başına gelmesin. Benim cennet vatanımın yüzü gülsün. Toprağımın yüzü gülsün. Altın ovamın yüzü gülsün diye uğraşıyorum ben. Benden daha kıymetlisiniz, bilgilisiniz, erdemlisiniz, faziletlisiniz, coşkulusunuz. Allah cümlenizden razı olsun. Öyle güzel bir aileyim ki ben, öyle muhteşem bir aileyim ki. Çağırdığımda geliyor benim değerli öğretmenim. Kalbinize bize yer verdiniz, gönlünüze bize yer verdiniz, sofranıza bize bir tabak koydunuz. Allah da sizden razı olsun. Ama vatan bizden hizmet bekliyor. Kasaba bizden hizmet bekliyor. Sanayi odasının belirlediği tarımda üstün bir kent olacağız, eğitimde üstün bir kent olacağız, sanayide üstün bir kent olacağız vizyonu belirleyen bu güzel insan diyor ki Nazmi Bey'den sonra yeni gelen kaymakamımız acaba herkesten önce mi kalkacak, herkesten sonra mı yatacak, Allah rızası için mi çalışacak? Nasıl bir insandır?
Makam mevki, şan, şöhret peşinde mi koşar? Memleketin gerçeğinin peşinde mi koşar? Her rengi kucaklar mı? Valisini bilir mi? Anasını, atasını bilir mi? Ecdadını bilir mi? Yedi, yedi eli ruhunu bilir mi diye merak eden sevgili Faruk Başkanım. Merak buyurmayın, ben sizi Allah rızası için sevmişim. Vatan aşkına, bayrak aşkına sevmişim. Her renginiz de sevmişim. Dün akşam buradaydım. Mazeret yok denilen Şaban Hoca'nın muhteşem performansını arkadaşlar izledim. Mazeret yok. Mazeret yok. Hava, iklim, su, birlik, beraberlik, üniversite, kaymakamlık, valimiz, bakanımız, bütçemiz, gelecek neslimiz sevgili Doğan Bey daha ne olsun? Gelin de beraber Allah rızası için bir şeyler üretelim. Güzel şeyler yapalım inşallah. Vatan bizden hizmet bekliyor inşallah. Bastığım toprakların kıymetini, kadrini biliyorum ben. Bastığım toprakların, yaşadığım coğrafyanın kıymetini, kadrini biliyorum. O yüzden organik tarım diyorum. O yüzden sevgili yavrularımızı iyi hazırlayalım geleceğe diyorum. Mehmet Hocam sorumluluğun ağır diyorum. Sorumluluğumuz ağır diyorum. Kaybedecek bir insan bile yok diyorum. Kaybedecek bizim değil bir günümüz, bir saatimiz, bir dakikamız bile yok diyorum değerli hanımefendi. Tahsin abim çağırdığında koşarak gidiyorum. Hasan abim çağırdığında koşarak gidiyorum. Hangini çağırdığınızda koşmadım. Gelin beni koşturun diyorum. Koşalım. Uykumaya meraklı değilim ben. Gece 1'de, 2'de, 3'de Ercüment Bey çalışalım. Hocam çalışalım inşallah. Beraber olalım, bismillah diyelim, beraber olalım, kurban olayım. Ben sizin gönlünüze talibim arkadaşlar. Faruk Başkan beni onurlandırmak için, değerli hocalarım, değerli hanımefendiler, bana moral vermek için, destek vermek için, kaymakam kardeşine, mesai arkadaşına, inşallah buradan vali olarak gidersin diyor ama, vallahi Enver Hocam, billahi ve tallahi. Nihal'in eşi, Mehmet Akif'in babası, Hüsamettin Turan'ın oğlu, Allah'ın kulu, vatanın hayırlı evladı olmanın ötesinde vallahi de muradım yok, billahi de muradım yok. Nasiptir o, nasiptir. Valilik nasiptir. Valilerimi seviyorum, Erdoğan Bektaş valimi seviyorum, Allah razı seviyorum. Gece gündüz demeden tuğlayı çalışan, kiremit çalışan, enerji sistemlerini çalışan, sanayi çalışan, tarımı çalışan, o güzel insanı, o değerli bürokratı seviyorum. Onun evinde çalışmak istiyorum, gayret etmek istiyorum. Ve size muhtacım ben. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Bürokratın desteğine ihtiyacım var. Birikiminize ihtiyacım var. Sevginize ihtiyacım var. Kardeşlik ikliminize ihtiyacım var. Genel sekreterime, basın mensubu halime, kardeşlerime ihtiyacım var. İşin özü budur. Önce birbirimizi iyi tanımamız lazım. Davam bu arkadaşlar. Davanın insanıyım ben. Davan insanıyım, elhamdülillah. Öğretmen lisesinde okurken ben bu günleri sevgili hocalarım hayal dahi edemiyordum. Allah bana kaymakamlık nasip etti. Uğur, o zaman sen de haddini bileceksin, o kaymakamlığını güzel yapacaksın inşallah. Herkesten çok çalışacaksın. Küsmek yok, darılmak yok, husumet yok, adalet yok, kin yok, düşmanlık yok, garez yok. Sevgi var, saygı var, muhabbet var, aşk var, şevk var. Turgay Başkanı o yüzden seviyor. Muhtarım o yüzden seviyorum. Gaziantep'i o yüzden seviyorum. Diyarbakır'ı o yüzden seviyorum. O yüzden bugün makine sektörünü konuşacağız. Metal sektörünü konuşacağız. Kürsüye gireceksiniz. Duygularınızı söyleyeceksiniz. Düşüncelerinizi ifade edeceksiniz. Birikimlerinizi ortaya koyacaksınız. Ama bu salondan bismillah deyip girdiğimiz andan itibaren çıkınca bir şeyler değişsin. Değişsin, kurban olayım. Değişebilir. Şu kadar insan uçurur bu memleketi. Uçurur Allah'ın izniyle.